Temmuz'da emekliye yapılacak zam aşağı yukarı netleşti. Milyonlarca kişinin gözü Temmuz ayında emeklilere yapılacak zamlara çevrilmiş durumda. Emekliler maaşlarına ne kadar zam geleceğini araştırmaya başlarken, zam oranı aşağı yukarı netleşti. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi yılın ikinci yarısı için alacağı zam oranını Temmuz ayının başında net olarak öğrenecek. Ancak TÜİK'in açıklaması öncesinde Temmuz ayı içinde yapılacak zam oranı Mayıs ayı enflasyon beklenti anketine göre resmen şekillenmiş oldu. Emekliye Ocak döneminde %49,25 oranında zam yapılmıştı. Te yandan en düşük emekli maaşı da 10.000 Türk Lirası olarak açıklanmıştı. Temmuz ayına sayılı zaman kala maaşlara ne kadar zam yapılacağı da netlik kazanmaya başladı. Gözler TÜİK'e çevrildi. Emekli Temmuz zammı için yeniden hesaplamalar başladı. En düşük emekli maaşı altındaki emeklilerin sıfır zam almalarını engellemek için seyyanen zam formülü gündeme gelmeye başladı. Bu şekilde kök aylıklar belirli bir seviyeye çıkacak ve daha sonra Temmuz maaşlarına zam yapılabilecek. Emeklinin Temmuz ayında alacağı net zam ise TÜİK'in 3 Temmuz tarihinde açıklayacağı rakamlar sonrasında netlik kazanacak. Hazırlıklar devam ediyor. Emekliler Ocak ayında ilk defa %49,25 ile eşit zam aldı. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı emekliler için gözler şimdiden Temmuz ayına çevrilmiş durumda. İkramiyelere gelen %50 artış sonrasında emeklilerin maaşları için düzenlemelerinde hız kazandığı öğrenildi. Emekliye ne kadar zam yapılacak? Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında enflasyon farkı kadar artış yapılıyor. Bu şekilde maaşların enflasyon karşısında erimesinin de önüne geçiliyor. Emekliler 6 aylık enflasyon farkı kadar artış yapılacak. Ek olarak memur ve memur emeklilerine göre toplu sözleşme artışı yapılacak. Te yandan emekliler kök maaşlardaki son durumu merak ediyor. Ocak ayında 7.500 TL'den 10.000 TL'ye çıkarılan emekli kök aylıkları için 13-15.000 Türk Lirası arasında rakamlar konuşulmaya başlandı. Taban maaş belli olsa da bu maaşın altında kalan maaşlar olacak. Burada da devreye maaşların tamamlanması için hazine devreye girecek.